Peki neler oluyor? 3 gündür neler yaşandı konuşacağız. Moskova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İkbal Dürre yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Efendim şimdi Rusya'nın ilerleyişi sürüyor 3. gününde bu saldırılar. Baktığımızda şu yaşanan gelişmelere 3 gün nasıl değerlendirirsiniz? Putin neyi hedefliyor? Putin'in hedeflediği şey belli. Putin Ukrayna'daki şu anki yönetimin değişmesini hedefliyor. Ve Ukrayna'nın altyapısını, askeri altyapısını tamamen yok etmeyi. Çünkü bu ilk hedefine ulaşması için yapması gereken şey. Yani Putin'in ilk başta beklenilen hedefi sadece Lugansk ve Donetsk bölgesini kontrol altına almak diye nitelediğimiz hedefi tabii ki durumu tam tespit etmiyor. Çünkü Putin artık oraları kurtarmak, yani kendi adına oraları ele geçirmekten çok Ukrayna'daki yönetimi hedef olarak koymuş durumda. Ve onun dışında da öyle görünüyor ki karşı taraftan beklediğinden fazla bir direniş var. Ve bütün bu direnişe rağmen de Rusya'nın amacı bu amacına, ya bu hedefine en fazla 7-8 gün içerisinde ulaşmak. Çünkü onu yapmazsa içerideki tepkiler daha fazla büyüyebilir. Onu yapmak için de Kiev'in dışındaki diğer büyük şehirlere fazla operasyon yapmıyor. Sadece etrafındaki stratejik noktalara güçlerini yerleştirip daha ara şehirler, ara küçük yerleşim yeri olmayan yerlerden ilerleyerek Kiev'e ulaşıp Kiev'i tamamen ele geçirmek istiyor. Buradaki önemli olan nokta, dediğim gibi, diğer şehirlerde, diğer büyük şehirlerde şehrin içine müdahale etmiyor. Tabii bu arada karşılıklı çok ciddi bir enformasyon savaşı gidiyor. Yani Ukrayna'nın belirttiği her şeyin tam tersi istikamette burada haberler yayılıyor. Ruslar Ukrayna ordusunu, ağır silahlarını, tankları ve füzeleri, füze atan seyyar araçları şehirlerin içine sokmakla, böylece Rusları şehirleri bombalamaya provoke etmekle zorluyorlar şeklinde haberler var. Yani Rusya açısından baktığınızda, ama Rusya sürekli biz bunu yapmayacağız diye burada beyanda bulunuyor. Ama dediğim gibi Rusya'nın amacı bu 7-8 gün içinde bu operasyonu bitirip Kiev'i ele almak. Çok ilginç bazı gelişmeler de var. Örneğin Çernobil'i Rus tarafı ele aldı diye haberler geçiyor. Halbuki öyle değil. Çernobil'i Rus ve Ukrayna ordusu şu anda beraber koruyor. Anlaşmışlar. Oranın stratejik olarak tehlike boyutunu da ele aldığımızda neden böyle yaptıkları herhalde bir mantıklı açıklaması var. Çünkü oraya düşebilecek herhangi bir bombanın, herhangi bir oradaki tahribatın daha büyük olumsuz sonuçlara neden olacağını hepsi anlar tabii tarafların. Onun için orayı beraber kontrol etmeye karar vermişler. Böyle şeyler de var. Dolayısıyla ama ben bu saatten sonra Putin'in Zelenski iktidarını yıkmadan bu operasyondan vazgeçeceğini zannetmiyorum. Öyle görünüyor ki benim bulunduğum süre içinde Rusya'da 3 kere sınırlar değişti. Ben Moskova'da bulunduğum sürede. Bu sefer de her halükarda, yani diyelim ki Rusya'nın Kiev operasyonu, genelde Ukrayna operasyonu başarılı olmasa bile, herhalde bu saatten sonra kimse artık Lugansk ve Donetsk'in Ukrayna sınırlarına bir daha eski Ukrayna'nın istediği şekilde gelebileceğini düşünmüyordur. Dolayısıyla bu üçüncü kez bölgenin sınırları Rusya lehine, her ne kadar bu uluslararası hukuka ters de düşse, değişmiş oluyor. Real politik açısından durum bu. Yani Sayın Dürre, Moskova'nın bir kısmının Rusya'ya katıldığını göreceğiz. Bu yaşananların bitiminde bir de, yani eğer hedefe ulaşırsa Putin, Rus yanlısı bir Kiev yönetimiyle mi karşı karşıya kalmış olacağız? Hedef bu mu? Hedef kesin bu ve öyle görünüyor ki Rusya bu hedefe ulaşmak için her şeyi göze almış durumda. Yani bu hedeften ben artık gelinen aşamada Rusya'nın vazgeçeceğini zannetmiyorum. Kaldı ki herhalde Zelenski de bunu anlamış olacak ki son dönemlerdeki Batı'ya yardım konusundaki söylemlerini bayağı arttırdı. Eskiden de vardı ama şimdi çok şey yapıyor, daha böyle baskın bir şekilde, haklı olarak. Ama burada da şimdi Batı'nın ikircikli bir durumu var. Eğer Rusya'da yönetim Ukrayna'da yönetim değişirse, Batı'nın bu son dönemlerde yapmış olduğu yardımların geri alınması zorlaşacak. Çünkü yeni gelen iktidar, bunu verdiğiniz hükümet legal bir hükümet değildi şeklinde bir
pozisyona girecek. Onun için bayağı karşı tarafı, iki tarafı da tarafları zorlayacak. Sadece askeri anlamda değil, ekonomik ve siyasi anlamda da şu anda bir sürü şeyler üst üste geliyor. Bugün gelen bir habere göre Ruslar bu Kırım'ın suyunu, biliyorsunuz Kırım'ın suyu hala su ihtiyacı. Rusya'nın aynı şekilde 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'ın suyu Ukrayna'dan gidiyordu ve Ukrayna oraya bir set çekmişti ve dönem dönem bu suyu kontrollü olarak veriyordu. Şimdi bugün son gelen habere göre o seti Rus ordusu yıkmış, şu anda Kırım su sorunu gitmiş. Bu tür şeyler Rusya'nın, yani Putin'in popülaritesini artıran bir takım adımlar. Onun dışında benzer Rusya kendi coğrafyasındaki Kazakistan'dan tutun da Azerbaycan'a kadar hepsini, eski Sovyet Cumhuriyetlerini neredeyse kendi kendinin tarafına çekmiş durumda. Çok ilginç şeyler oluyor. Örneğin Aliyev neredeyse Rusya'yı anlayışla karşılayan bir tavır sergilerken örneğin Paşinyan hala susuyor falan. Burada da yani iç dengeler açısından da hiç beklenmedik şeyler oluyor. Çin'in tavrı ilginç. Çin ilk başta her ne kadar Rusya'ya bir şey demiyor idiyse, yarı destek veriyor idiyse, son gelen haberlere göre bazı bankaları Batı yaptırımlarına taraf olacak. Ama bütün bunlara rağmen benim gördüğüm şu anki izlenim, Rusya'nın hazırlıkları, biz hala o yönde, yani Moskova'dan Ukrayna yönüne giden askeri araçları biraz Moskova'dan uzaklaştığımız zaman görebiliyoruz. Bu da şunu gösteriyor ki olay biraz Rusya'nın beklediğinden fazla da sürse Rusya bunu sonuna kadar götürecek. Batı'nın yaptırımlarını filan da Rusya şu aşamada dikkate almıyor. Ama daha sonrası için herhalde eğer kendi açısından başarılı olursa yeni bir süreç başlayacak. Uluslararası ilişkilerde yeni bir denge başlayacak. O dengeyi de hep beraber göreceğiz nasıl gelişecek. Evet, Kiev'de yaşayan Türk öğrenci Cemil Arda Yıldırım yayınımıza bağlandı. İkbal Hocam, yani bir yandan da bir dram da yaşanıyor. Orada mahsur kalan insanlar var. İşte bir Türk öğrenciyle bir bağlantı kurduk. Eli kolu bağlı, bekliyor orada yani. Bu tahmin edilemeyecek bir saldırı mıydı? Yani burada bir eksiklik var mı önlem konusunda? Ne dersiniz? Neden bunları yaşıyoruz? Evet, yani şöyle... Kimse beklemiyordu demek abesin ötesinde. Çünkü Zelenski'nin kendisi böyle bir şey olmaz, Batı abartıyor demişti hatırlarsanız. Yani düşünün ki Ukrayna'nın başkanı da lideri de bu olayın bu kadar hızlı gelişeceğini beklemiyordu demek ki. Daha 4 gün, yani savaş başlamadan 2 gün evvel yaptığı açıklamalarda, hadi biz siyasi yorumcular neyse, yani ülkenin başkanı, bir tek savaş bugün çıktı çıkacak diyen ve kendisiyle dalga geçilen Biden'dı. Hepimiz hatırlıyoruz. Yani neredeyse günü gününe saat vererek, yani 1-2 gün yanıldı. Onun dışında kimse olayın 2-3 günde bu aşamaya geleceğini beklemiyordu. Dolayısıyla oradaki arkadaşlar da kendi açısından haklılar böyle bir iyi niyetle beklemekten. İyi niyetle değil de yani olayın bu kadar kötü bir ve hızlı bir şekilde gelişeceğini ummadan beklemekte haklılar. Ama diğer taraftan da bildiğim kadarıyla Türkiye Dışişleri Bakanlığı ülkedeki Türk vatandaşlarının, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesi için savaş başlamadan önce duyurumda bulunmuştu birkaç kere. Dolayısıyla tabii oradaki arkadaşlar iyi niyetlerinden dolayı bir risk aldılar. İnşallah başlarına tabii ki bir şey gelmez. Benim düşüncem şöyle, Türkiye ile Rusya'nın ilişkileri her ne kadar bu olay şu anda gerginlik yaratıyorsa da oldukça iyi ve bu olayın ilişkileri birbiriyle yani tamamen kopartamayacağı kadar aslında derin ilişkiler var. Onun için Rusya ele geçirmiş olsa bile, yani savaş durduktan sonra ben orada yaşayan Türk vatandaşlarının bir sorunla karşılaşacağını zannetmiyorum. Yani dolayısıyla inşallah 2-3 günde öyle ya da böyle bir barış görüşmesi başlar. Çünkü bu anlamda bazı adımlar da atıyor taraflar, ama bir adım atıp tekrar geri adım atıyorlar. Zelenski biliyorsunuz ilk önce Minsk'te, yani Belarus'ta bir barış görüşmesine başlayabileceğini söylemişti. Daha sonra Varşova dedi. Şimdi en son İsrail'le ilgili herhalde böyle bir niyet var. Rusya'nın da
buna olur dediği, yani bir heyet göndeririz bu barış görüşmeleri için dediği bir süreç yaşıyoruz. Türkiye'nin de belli bir inisiyatifi var bu konuda. Dolayısıyla bir barış görüşmesi süreci başlarsa umarım bu çatışmalar kesilir, ama bu demek değil ki Rusya oradan askerlerini çeker. Ben başlayacak olan ateşkes müzakerelerinin de Rusya'yı amacından saptıracağına inanmıyorum. Bu önemli bir nokta. Yani barış ateşkes görüşmeleri olabilir, başlayabilir. O zaman Rusya'nın diyeceği, işte gördünüz 3 gündür yaptığımızı, ya kapitülasyon ilan edin, yani bırakın askeri olarak teslim olmayı, ya karşılık vermeyi, ya da o zaman biz devam edeceğiz. Yani şu anda içeriği o olur. Çünkü eğer Rusya bu saatten sonra bu anlamda geri adım atarsa, o zaman bütün kurguladığı, bütün bu zamana kadar kurgulamış olduğu, kendi açıdan bir temele oturttuğu o siyasi duruşu, jeopolitik duruşu yerle bir olmuş olur. Onu göze alamaz. Onu göze aldığı anda o zaman sistem, Rusya'nın kendi iç sistemi sürekli komple çöker. Bunu ben oradaki arkadaşlarımızı tabii bir olumsuz havaya sokmak için değil, tam tersine biraz daha hazırlıklı olmak için, olmaları için belki bir anda da söylüyorum. İnşallah da bir şey olmaz. Yani benim anladığım, gerçekten de Rusya'nın da oradaki şehirlerde sivil halkın ölmesine neden olacak hamlelerde bulunması çok işine gelen bir durum değil. Çünkü bu onun hem uluslararası arenada, uluslararası arenayı diyelim ki Rusya fazla dikkate almıyor. Ama iç siyasette de, yani Rusya'da da buna çok tepkisel yaklaşımlar var. Kolay bir şey değil. Bakın bugün ilk defa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa Rusya'nın Rostov şehrine kardeş bir ülkeden 3 tane füze düştü. Yani bu olacak bir şey değil. Rusların genetik hafızaları bu tür durumlarda farklı çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla belki ben 3-4 gün içinde şu savaş halinin bitme ihtimalini bayağı yüksek görüyorum. Ama dediğim gibi bundan sonra da Zelenski'nin iktidarda kalma ihtimalini maalesef çok yüksek görmüyorum. Yani Putin hedefine ulaştıktan sonra bitecek diyorsunuz. Şimdi yani ya Zelenski gidecek ya Putin gidecek, öyle diyor. Evet, şimdi Sayın Dürre, tekrar yine oradaki Türk vatandaşlarına uzanacağız. Kimler var arkadaşlar hattımızda? Evet, şimdi Romanya sınırındaki Türk vatandaşı Efe Çetinkaya ve Burak Tanış var. Kiev'den tahliye edilen bir Türk kendisi de. Merhaba, ne durumdasınız şu anda? Merhabalar, sesiniz geliyor mu? Evet, geliyor efendim. Şimdi bir tahliye işlemi artık yavaş yavaş başladı. Yani hem aslında mahsur kalanlar da var, bir yandan da Türkiye'ye ulaşmaya çalışanlar da var. Sizin durumunuz nedir? Biz Romanya sınırından çıktık yaklaşık bir saat önce. Şu an tahminen 80 kilometre uzakta bir dinlenme tesisine geldik. Buradaki diğer Türklerle beraber dinleniyoruz. Bir sıkıntımız yok. Yaklaşık olarak sınırda 4 saat kadar bekledik takriben. Onun dışında sınırı ulaşmamız da bir 14 saat sürdü Kiev'den. Şu an iyiyiz, bir sıkıntımız yok. Evet, peki neler yaşadınız şimdiye dek? Yolda bazı Ukraynalı polis ve askerlerin çevirmesi oldu. Sınırda pasaport kontrolüne girdik. Onun haricinde bir sıkıntı yaşamadık. Ya da duraksamadık. Peki Ukrayna'da kaldığınız süre boyunca neler yaşandı? Biz yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim. 24, kendim adına konuşacağım. 24 Şubat akşamında, hatta sabahında saat 4 gibi polis kanalıydım ben. Bomba sesiyle uyandık. Oda arkadaşımla beraber sabah 7 elçiliğe yaptık, sığındık. 2,5 saat sürdü, 14 kilometre yürüyüşün ardından elçilikteydik. 2 gün orada konakladık. Sağ olsun Sayın Büyükelçimiz bize düzenli olarak bilgilendirmede bulundu ve orada çay sandviç dağıtımı yapıldı. Ardından da saat 6,5 saatlerinde İki otobüs bizi tahliye için aldı. Şu anda Romanya'dayız. Evet, şimdi yanınızdaki arkadaşınızla beraber miydiniz? Ya da onun hikayesi farklı mıdır? Neler yaşadı? Şu şekilde anlatayım. Ben Ukrayna'da kız arkadaşımla birlikte ikamet ediyordum daha doğrusu. Arkadaşımızdan bir gün sonra elçiliğe sığındık biz. Ukrayna'da siviller tarafından ama Rusya destekçisi mi yoksa Ukrayna destekçisi mi bilmiyoruz. Evimiz saldırıya uğradı.
gasp girişimine uğradı. Bunun üzerine Ukrayna polisinin kurtarması dahilinde direkt Türk Büyükelçiliğine sığındık. Diğer türlü hikayemiz Efe arkadaşımızla beraber gitti. Yani bu süreçleri beraber yaşadık. Hı hı. Tabii belki bir nebze de olsa şanslısınız orada bulunanlar arasında. Çünkü az önce başka bir genci bağladık. O 4 gündür bir sığınakta olduğunu söylüyor ve tek Türk olarak kaldığını söylüyor. Oldukça zor bir durumda olduğunu ifade ediyor. Böyle sizin arkadaşlarınızdan kalanlar, gelemeyenler, yani yola çıkamayanlar var mı? Tabii ki oldu. Benim şu an düzenli olarak haber aldığım 10 arkadaşım var. Kimisi Harkov'da, kimisi şu an hala Kiev'de, kimisi Odessa'da. Kendileri şu an yurttaydı. Lakin bu akşam itibariyle konsolosluğa, büyükelçiliğe geçiş yapmış olmaları lazım. Diğer arkadaşlarım hala beklemedeler. Talihi bekliyorlar. Buradan da onlara söylemek istediğim, lütfen sakin olsunlar, panik yapmasınlar. Sayın devlet büyüklerimiz gerekli uygulamaları yapıyor şu an. Durum bu şekilde. Hı hı. Peki, geçmiş olsun. Teşekkürler, çok sağ olun. Evet, şimdi Sayın Dürre'ye döneceğiz. Sayın Dürre, bir yandan da Türkiye'nin aldığı pozisyonu sormak isterim size. Şimdi bir yandan NATO müttefiki bir Türkiye, ama bir yandan da işte Rusya'yla da Ukrayna'yla da arasının, Ukrayna'yla da arasının iyi olduğu bir ülkeden bahsediyoruz, Türkiye'den. Şimdiye dek olan tavra baktığımızda belki itidalli diyebilirdik. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir açıklama yaptı. Kınama cümbüşüne dönmesin dedi. Ama bir yandan da Ankara çekimser kaldı bu görüşmelerde. Tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz, Ankara'nın tutumunu? Çok pragmatist bir tutum, anlaşılabilir bir tutum. Hı hı. Türkiye kendi iç ekonomik ve siyasi dengelerini de dikkate alarak, dediğiniz gibi Rusya ve Ukrayna ile olan genel ilişkilerine de dikkate alarak yapılması gerekeni şu ana kadar yapıyor gibi. Ve aynı zamanda da Türkiye bu olaydan faydalanarak belki işte NATO ile ve Batı bloğu ile olan son dönemlerde, son yıllarda kötü gidişatı düzeltmek gibi bir fırsat yakalamanın da çabası içinde, en azından buradan bakıldığında öyle görülüyor. İşte efendim bir uçak F-35'den olmasa da F-16'ların yenileştirme projelerini bu anlamda belki tekrar Amerika'nın gündeminde daha pozitif olarak değerlendirilebilir. Bu sadece bir örnek olsun diye, bunun dışında bir sürü örnek var. Biliyorsunuz ABD'de bekletilen davalar var. Onların ortadan kalkması, yani Türkiye'nin şu anda önemini bir kez daha Batı'ya hatırlatmak, ama diğer taraftan da madalyonun öteki yönü var. Batı da Türkiye'ye, işte böyle bir komşuyla karşı karşıyasınız, siz de bundan sonra NATO'nun ve Batı'nın önemini anlayın. Onun için o Rusya ile girmiş olduğunuz o ikircikli, bizi rahatsız eden oyunlara dikkat edin diye. Ama dediğim gibi, yani bütün bunlar tabii ki Rusya'nın, Türkiye'nin son yıllarda uygulamış olduğu iç ve dış siyasetten bağımsız düşünülemez. Öyle bir çıkmaza girdi ki, ve bu çıkmaza rağmen bence şu anda hala iyi götürüyor. Ben size daha fazlasını da söyleyebilirim. Bence tabii Türkiye'nin bu söylemleri, resmi söylemleri ayrı. Tabii ki öyle demesi lazım. Resmi olarak ne demesi lazımsa onu diyor. Ama bence biraz resmi olmayan bir şekilde baktığı zaman, aslında Türkiye genelde Rusya'yı ve Rus dış politikasını iyi takip eden çok profesyonel dışişleri ekipleri var Türkiye'de. Benim tanıdıklarım da var işlerinden, ve bence Rusya'nın bu duruşunu maalesef, yani şöyle, tabii biraz evvel gösterdiğiniz o görüntülerden sonra objektif değerlendirme yapmak aslında zor olur. Yani maalesef ama yapmak durumundayız. Yani aslında genelde Rusya'nın bu durumunu siyasi, jeopolitik anlamda anlayışla karşılayan bir yapı da sanki alttan alta hissediyorum. Çünkü neden? Aslında bu anlamda Türkiye ile Rusya'nın hassasiyetleri birbirine çok benziyor. Yani hani anlatamıyorum derdimi, tırnak içinde, pek jeopolitik bir tavır değil ama, söylem değil ama bu. Onun için bence Türkiye bu olayda her ne kadar son söylemleri NATO taraftarı iseydi, Rusya ile ipleri kopartacak, gerginleşecek bir noktaya getirmeyecektir, getirmek istemeyecektir. Çünkü çıkarı bundan yana olmaz. Çin'in durumuna benziyor biraz Türkiye. Çin de aynı şeyi yaptı. Çin de ilk başta, bakın,
hani herkes destekleyecek diye bekliyordu ve ilk başta yapılan açıklamalar da aslında en azından eleştirel değildi. Son dün bugün gelen haberler işte bazı bankalarının yaptırımlara katılacağı durumunda hiç kimse bu olay yüzünden, Ukrayna yüzünden kendi ulusal çıkarlarını tehdit altına atmak istemiyor. Herkes bir arabuluculuk pozisyonunda. Yani o ipleri pek de kimsenin koparmaya niyetinin olmadığını görebiliyoruz herhalde. Şimdiye kadar yapılan açıklamalara baktığımızda ne dersiniz? Bunu göz alacak kimse var mı? Bir yandan da Batı'nın da aslında Rusya ile özellikle doğalgaz konusunda bir bağımlılığının olduğunu görebiliyoruz. Şimdi hiç kuşkusuz. Yani tabii ipleri koparma kelimesi Türkiye için ayrı anlam ifade tabii ediyor. Ki. Çin için ayrı, Batı için ayrı, ABD için ayrı, İngiltere için ayrı. Herkesin ipleri kopartmaktan anladığı ayrı. Ama şu bir gerçek ki hiç kimse Rusya ile gibi bir ülkeyi ülkeyi tamamen ekonomik ve siyasi anlamda karşısına almak ya da ilişkisini koparmak istemez. Bu zaten akla mantığa aykırı. Ama diğer taraftan ülkeler kendi iç siyasi ve dış siyasi hassasiyetlerine göre Rusya diye Rusya'nın her dediğine de okey diyecek durumda değiller. Bunun için bir takım reel şartlar da var. Bugün Rusya ile Rusya'nın dış ticaretinde mesela Avrupa yaklaşık %35'ini genel dış ticaretinin %35'ini Rusya Avrupa ile yapıyor. Ama Avrupa Birliği Rusya ile sadece %5'ini yapıyor. Bu anlamda Rusya Avrupa Rusya'ya gözden çıkartabilir. Ama diğer taraftan petrolünün %25'ini alıyor, gazının neredeyse %50'sini alıyor. Bu anlamda gözden çıkartamaz. Türkiye'ye gelince 25 milyar dolarlık yaklaşık bir ticaret hacmi var. Türkiye bunun 3-4 milyarını Rusya'ya mal satarak sağlıyor. Diğerini %22 milyarını Rusya Türkiye'ye satıyor. Ve ayrıca da bir de turizm var değil mi? Dolayısıyla bir yandan bu sefer Rusya da Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Çünkü Rusya'nın çıkarı daha fazla ekonomik anlamdan. Yani Avrupa nasıl Rusya'yı çıkar kaybetmek istemezse aynı zamanda Rusya da Türkiye'yi kaybetmek istemez bir taraftan. Diğer taraftan turizm sezonu falan o da mevsimsel ama önemli bir durum. Dolayısıyla şimdi mesela çok gündemde olan SWIFT'ten çıkartma yani uluslararası bankacılık sisteminden bu Rusya'nın çıkartılması demek. İlk başta şöyle görülüyor. Kısa etkisi ve orta vadedeki etkisi olarak Rusya için yıkıcı bir şey. Ama diğer taraftan hani derler yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Böyle yaptıkları zaman o zaman uluslararası var olan para sistemini ve Batı endeksli para sistemini kendi kendilerine riske atmış oluyorlar. Kendi ayaklarına sıkmış oluyorlar. Çünkü o zaman Rusya, Çin, Hindistan zaten bu zamana kadar ön hazırlıklarını yaptıkları yeni bir finansal sistem üzerinde çalışacaklar. O zaman bir Ukrayna yüzünden Anglo-Sakson dünyası bu zamana kadar hakimiyetinin kurulmasında ana etken olan finans sistemini komple riske atmış oluyor. Şimdi bütün bunlar Ukrayna için değer mi sorusu. Bu savaş bittiğinde ve barışma görüşmeleri başladığında herkesin tekrar oturup sağduyuyla düşünmesi gereken konular olacak. Dediğim gibi olan da işte hem Türkiye vatandaşlarının hem de diğer orada yaşayan sıradan insanların başına gelenlerle yani onlara oluyor. Sonuçta her şey bittiğinde 3 kişi bu işten yine kendi açısından daha doğrusu 3 grup karlı çıkıyor. Rusya oradaki yönetimi değiştirir eğer amacını oluşturursa ABD dağılmakta olan bir anlamda NATO ve Batı bloğu en azından aralarında kopukluk olan bu bloğu birleştirmiş oluyor. Çin de kendisini hem Rusya hem Batı için vazgeçilmez olmazsa olmaz bir partner olarak ortaya sokuyor. Ne oluyor? Olan biraz evvel gördüğümüz gibi arkadaşlarımız oluyor. Evet, şimdi güç dengelerine bakacak olursak şimdi Çeçen lider Kadirov da Çeçenlerin de bu çatışmada yer aldığını doğruladı. Burada yer almalarını nasıl yorumlarsınız? Şimdi Çeçen lideri Rusya'daki en etkili ikinci, üçüncü isimden biri. Neden? Reel olarak bu böyle. Resmi olarak böyle değil ama reel politika açısından, siyasetin işleyişi açısından öyle. Neden öyle? Biliyorsunuz Çeçenistan'la Ruslar çok önemli sorunlar yaşadılar ve Rusya çok acımasız bir şekilde o işi bastırdı. Ama ondan sonra orada yine kendi yanlısı, yani bugün işte Kiev'de yapmak istediği tabii Çeçenistan, Rusya'nın içinde bir, yani Rusya Çeçenistan, Kiev'den o anlamda farklı ama
yani sonuç olarak yapılmak istenen anlamında diyorum. Bir iktidar oraya getirdi yönetime ve o iktidar neredeyse iç işlerinde serbest, dış işlerinde Rusya'ya bağımlı ve bir kurulan düzende de öyle bir düzen kuruldu ki ne onlar Rusya için bir tehdit oluşturuyor ne de Rusya onların işine karışıyor. Bu düzenin devam etmesi karşılıklı bir alverle olur. Siyasi ve ekonomik alver. Siyasi alver derken şahsiyi kastetmiyorum. Yani ekonomik olarak Çeçenistan'a hem merkezden ciddi yardım gidiyor hem de onların kendi kaynakları var. Aynı şekilde orada var olan siyasi elit de Rusya'dan aldığı bu destekle kendisinin iktidarını olabildiğince götürmek için Rusya ile arayı iyi etmek, bu dengeyi korumak zorunda. Bu bir. İkincisi, Çeçenler genelde bilindiği gibi savaşçı bir halk. Yani bu tür sadece bu olayda değil, işte Suriye'ye gönderilen Rus birlikleri içinde de var. Değişik Rusya'nın diğer bölgelerde girmiş olduğu böyle askeri bir takım operasyonlarda her zaman Çeçenler yer almıştır. Bu şu sadece Çeçenistan'la ilgili değil, şu anda Rusya'nın biraz evvel de söylediğim gibi bütün etrafındaki cumhuriyetlerde böyle bir anlayış var. Zaten olayın temelinde yatan da bu Rusya için. Şu, Çeçenistan dediniz ya, işte Çeçenistan, Tataristan, birçok cumhuriyet var. Rusya asıl tehlikeyi kendisi için zaten bu cumhuriyetlerde görüyor. Onun için bu cumhuriyetlere karşı izlediği politika Rusya açısından oldukça, nasıl söyleyeyim, mantıklı da. Yani evet, bastırıyor, kanlı bir şekilde bastırıyor ama ondan sonra onlara bir imparatorluk içgüdüsüyle kendi içlerinde bir rahatlık, bir bağımsızlık veriyor. Şimdi diyor ki bu, eğer Tataristan ve benzeri Batı Ukrayna'ya yaklaşırsa, bu tür bizim içimizdeki o Türkiye Cumhuriyetler olsun, diğer cumhuriyetler olsun böyle bir ayrılıkçı sürece girebilirler ve biz bunların işin içinden kalkamayız. Onun için zaten şu anki Ukrayna olayının temelinde yatan da o. Batı'nın da Rusya ile ilgili politikası en azından Rusya'nın bakışı açısından böyle ki bunu Batılı birçok siyasetçiler de yazıyor. Diyor ki hiç kimsenin Rusya'yı savaş olarak alma niyeti yok. Zaten bunu Napolyon da yapamadı, Hitler de yapamadı. Teknik olarak da, yani o iklim olarak, arazi olarak da zor bir şey. Onun için içten Rusya bu siyasi korkuyla yaşıyor. Yani güvenlik konseptinin ana maddesi Rusya'nın budur. Diyor ki biz bu anlamda kendimizi korumalıyız. O yüzden kendine bağlı bir Çeçenistan liderini elinden kaldığı kadar destekler. O da Rusya ile bu sadakat ilişkisini kanıtlayıp ve devamını istediğini göstermek için dediğiniz bütün bu çıkışları yapar. Bunun Çeçenistan halkının genel savaşçı yapısını ve biraz evvel belirlediğim Çeçenistan'ın şu anda içinde bulunduğu Rusya içindeki konumuyla üst üste getirdiğimizde bu tablo gayet doğal. Evet. Dikkat ederseniz Türkiye ile zamanında Türkiye ile Çeçenistan'ın çok daha olumlu ilişkileri var iken de, yani Türkiye Çeçenistan açısından, Rusya açısından öyle değildi. Şimdi o süreçler geçti. Şunu demek istiyorum. Bugünkü gelinen noktada Rusya ile Türkiye arasında çelişkili durumlarda Moskova'dan evvel Grozny Türkiye alakaları açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla Çeçenistan'ın şu anki tavrı bu dediğim çerçevede anlaşılabilir bir tavırdır. Sonuçta Rusya'nın bir bölgesi ve Rusya adına, yani diyemez ki zaten ben, bu kaldı ki Rusya'nın etrafındaki diğer bağımsız cumhuriyetler bile şu anda neredeyse Rusya, ya Gürcistan bile şu, daha geçenlerde, yani geçenlerde dediğim işte bu Güney Osetya ve Abkhazya'yı kaybettiğinde, yani Rusya aynı şekilde biliyorsunuz onlara operasyon yaptı. Bugün Gürcistan bile dedi ki dün, biz Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarına taraf olmayacağız. Düşünebiliyor musunuz? Halbuki aynı şey başına geldi. Yani dedi ki bizi Batı bölünmekten kurtaramadı. Ukrayna'yı da ikinci kez kurtaramadı. Demek ki biz bu işin üzerine gidersek sorunumuz daha ne olur? Onun için herkes böyle bir bekleme sürecinde, kimse, her ne kadar Rusya'nın bu savaşı kimse istemiyor ama şu anda bu bölgede, hele hele içeride Rusya'ya sen ne yapıyorsun diyecek bir durum yok. Çünkü Putin bu savaşı açıklarken o kadar çok şeyi göze aldı ki, dikkat ederseniz bütün elitleri topladı, bütün dünyanın gözü önünde dedi, savaş yapıyoruz, var mı içinizde hayır diye. Hepsi kem küm evet dediler. Neden? O elitlerin hepsinin bağlı olduğu oligarşik yapıya dün Avrupa yaptırım getirdi. Rusya dedi ki bundan sonra böyle. Yani bu anlamıyla bir nevi de devrimdir.
Bundan sonra dedi Batı ile ilişkilerimizde pozisyonunuz bu olmalı. Bu genel tabloya şu anda psikolojik olarak karşı çıkmak Rusya için de o kadar hemen hemen imkansız. Direkt vatan haini olursunuz zaten. Dolayısıyla durum bu. Peki, çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Hoşçakalın.